kışın vazgeçilmezlerinden bir tanesi benim için Beypazarı kurusu. Beypazarı kurusunu çok seviyorum çünkü çok yerel, çok yöresel, çok biz bir şey olduğu için. Ve şimdi size Beypazarı kurusunu evinizde nasıl yapabileceğinizin tarifini vereceğim. Ondan önce şunu anlatmak istiyorum. Her yöreye göre, her orada yetişen mahsule göre, her iklim oranın iklim koşullarına göre köylerimizde, şehirlerin daha kırsal bölgelerinde yapılan yiyecekler var. Bunlardan birisi Beypazarı kurusu. Nasıl ki erişte var, nasıl ki tarhana var. O yüzden Beypazarı kurusunun özelliği bir sene boyunca hiç bozulmadan saklanabilmesi. Ve ben de bunu çok değerli buluyorum. Hepinizin evlerine, mutfağına girmesini istiyorum. İhtiyacımız olan malzemeler de... Kuru mayayı 10 gram olarak kullanacağız. Eğer yaş maya kullanacaksanız 30 gram, 25-30 gram kadar yaş maya kullanabilirsiniz. İkisi de birbirinin yerini alabilir. Ölçüsü 3'te 1'dir. Yani kuru maya 3'te 1 az olmalıdır. Şimdi kuru mayayı ılık sütün içerisine atıyorum. Sütü ben daha önce ısıtmıştım. 38 dereceye. Şimdi 1-2 dakika bekledi. 37 olmuş şu anda. Mayayı burada eriteceğim. Unu eleyeceğim. Ardından tüm malzemeyi bir araya atacağım. Ve şöyle bir 10 dakika kadar yoğuracağım. Güzeller güzeli Beypazarı kurusu hamuru hazır. Oldukça yağlı bir hamur, fark etmişsinizdir. Hamurla çalışanlar bilir. Böyle hiçbir yere yapışmayan güzel bir formu var. Şimdi bunun üzerine nemli bir mutfak beziyle örteceğim. Şöyle bir 20 dakika, yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Canım hamurum güzelce dinlendi. Şimdi onu parçalara böleceğim. Onlardan böyle rulolar yapacağım. Parça parça kesip tepsiye koyacağım. Tepside tekrar bir 15-20 dakika dinlendirdikten sonra fırına vereceğim. Fırına verme aşamasında tekrar size püf noktasını anlatacağım. Oh, çok güzel. Ölçüden yaklaşık 75 adet Beypazarı kurusu çıktı. Yapacağınız büyüklüğe göre tabii ki değişiklik gösterecektir. Bu 75 tane size ne kadar yeter bilmiyorum. Bana çok uzun dayanmaz. Şimdi gelelim pişirme önerilerine. Bunu pişirmek için önce üzerini kızartmak üzere bir 190 derecede 15 dakika kadar tutacağız. Ardından fırının ısısını 150 dereceye düşürüp 140 bile olabilir. Uzun bir süre içi tamamen kuruyana kadar, ki bu yaklaşık 2 saat kadar olacak, pişirmeye devam edeceğiz.
Nefis Beypazarı kuruları hazır. Bu güzel geleneği halen sürdüren analarımıza, ablalarımıza, eski atalarımıza minnetlerimi, şükranlarımı buradan sunuyorum. Çok lezzetli, çok güzel bir gıda. İçinin çok iyi piştiğinden emin olun. İçini kırıp mutlaka bakın. İçinin de tıkır tıkır olması lazım. Çünkü içi iyi pişmemiş olursa, rutubetli kalırsa çabuk bozulacaktır. Bu nefis lezzetin hepinizin evine bol bereket, bol lezzet getirmesini diliyorum. Umarım yaparsınız. Hep yanınızda taşırsınız. Ağzınızın tadı olur. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.